Olsun öncelikle. Kurtlar Birliği Başkanı olmak kolay bir vazife değil. Ve şu dönemde hiç kolay değil. Çünkü çok fazla konumuz, sorunumuz, adreslenmesi gereken, ilgilenilmesi gereken konular var. İşte spor yasasından yeni ihaleden tutun, vergi konularına kadar pek çok yeni hususlar var. Dolayısıyla dört büyük kulüpten bir başkanın bu dönemde Kulüpler Birliği'ne başkan olması, bunu kabul etmesi bence çok çok önemliydi. Bu konuda son derece memnunum ve umutluyum. Tabii başkanımız da bize dediği gibi o kadar çok sorun var ki beraber çalışmalıyız. Bütün kulüplerin desteğine ihtiyacım var. Bütün kulüplerin hepimizi bekleyen hususlara kafa yormasına, destek olmasına ihtiyacımız var. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kendisine de söyledim. Bize ne görebilirse onu üstüne koyarak elimizden geleni yapacağımı söyledim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Mehmet Sepil'e de teşekkür etmek istiyorum. O da zor bir dönemde başkanlık yaptı. Bir de İstanbul dışında bir başkan olduğu zaman gitgeli, hele bu pandemi ortamında çok daha zor oluyor. Ama o da elinden gelen her şeyi yaptı. Pek çok beklentiyi, pek çok dengeyi aynı anda yönetmek gerekiyor. Dolayısıyla o da elinden gelen en iyisini yaptı. Teşekkür ediyoruz. Fakat şu önümüzdeki 200 sene sadece Türk futbolu için değil, Avrupa futbolu için de dönem noktası. Biliyorsunuz yeni formatlar, yeni mevzuatlar, pek çok yeni şey konuşuluyor. Biraz Avrupa'da da göreceksiniz, yakın açıklanacak. O yüzden bu pandemi süreci aslında Avrupa futbolunda da hani biz neyin içindeyiz, neye varmak istiyoruz konularının daha fazla irdelenmesine, tartışmasına ve yeni önerilerin, yeni formatların daha yüksek sesle konuşulmasına başlandı bu dönem. Bunların bazıları bizim işimize gelebilir, bazıları gelmeyebilir Türk futbolu olarak. Bununla beraber Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılar da aslında paralel bir şekilde çok fazla adreslenmesi gereken konular var ve bu konular bizi orta ve uzun vadede çok etkileyecek konular. O yüzden kuvvetli bir Kulüpler Birliği şu an için çok çok önemli. Haftaya da toplanacağız. Görev dağılımları yapılacak. İnşallah el birliğiyle omuz omuza sağ dışında her zaman söylediğim gibi yapıcı rekabetler tüm paydaşların çıkarlarını en optimum sonuçları verecek çözümleri, uygulamaları, önerileri geliştiririz. Ve ben bunu Sayın Ahmet Nur Çevik Başkan önderliğinde, liderliğinde yapılmasını çok daha büyük olasılık olarak görüyorum. Başkanım, yarın çok önemli bir maç var. Galatasaray'la karşı karşıya geleceksiniz. Lider olarak çıkıyorsunuz maça. Neler söylemek istersiniz? Evet, derbi maçı var. İnşallah lider çıkacağız. İnşallah lider bitireceğiz. İnşallah demeyeyim de lider çıkacağız. İnşallah da lider bitireceğiz. Önemli bir maç ama her sene 6 tane derbi var. O da onlardan bir tanesi. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz, kaybedince ne de şampiyonluk şansınız yok oluyor. Bir 3 puanlık maç. Tabi derbilerin keyfi başka oluyor. Sakatlıklarımız talihsiz bir anda geldi. Ama bununla beraber kadro derinliğimiz zaten sezon sonunda, sezon başında kadromuzu kurarken bu yoğun maç trafiğinde, pandemi ortamında, Covid kapma risklerinde baktığımız zaman alternatif bir kadro kurmuştuk. İnşallah onun meyvelerini yarınki maçta toplarız. Türk futboluna yakışan, dostluğa pekiştirecek, güçlendirecek, hakem hatalarını konuşmayacağımız, sadece futbol konuşacağımız bir maç olur. İnşallah da Fenerbahçe kazanır. Sayın Başkanım, sağlıkçılar dediğiniz vardı, sağlıkçıların tribünde konuşulan bir konu vardı, tribünde olması olabilmesi, aşılanan sağlıkçıların derdi. Bu konuda konu gelişimi oldu mu? Derbi için değildi bu talep. Bizim talebimiz, biliyorsunuz aşılandırma süreci iki ayaklı, 28 gün arayla. İkinci aşamaya geçildiği zaman ve aşılama belli bir seviyeye geldiği zaman bu ikinci doz aşı alanların başta sağlıkçılar olmak üzere
Ama diğer vatandaşlarımızın da salonları, statları alınmasının hem normalleşme adına güzel bir adım olacağını, hem aşıyı özendirme konusunda, aşının önemine dikkat çekme konusunda fayda sağlayacağını, moral olacağını düşündüğümüz için böyle bir öneriyi 3 ayrı federasyona yaptık. Futbol Federasyonumuz bu konuyla ilgili cevap verdiler. Şu aşamada çok olumlu bir şey yapılamıyor ama onların da büyük resmi, onların vizyonunda da olumlu baktıklarını zaten söylemlerinden görüyoruz. Yani er ya da geç olacak, inşallah en erken zamanda olur. Ama Şubat ayındayız. Yani herhalde Mart ortasından önce bunları konuşmamız için biraz erken olur. Sayın Başkan, az önce sakatlık dediğiniz için soruyorum. Mustafa'nın durumu ile ilgili bir şey söylemek ister misin? Onu doktorlar bilir. Sayın Başkan, Beşiktaş Kulübü'nün iki gün önce Beşiktaş'a yapılan transferler konusunda iptallerle ilgili federasyon bir çağrısı vardı. Tabii ki burada bir kulüp adı belirtmedi ama genel bir federasyonun kontrol etmesi. Bugün konuşmuş mu, konu gündeme geldi mi veya bununla ilgili bir şey? Hayır, gündeme geldi. Konuşmadık yine. Çok teşekkür ediyorum. Size de güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağ olun. İş itibarıyla kulüplerimizin gelirini artırabilecek diğer konularda da ilgili kişilerle, kurumlarla görüşmeleri yapmak vazifesini de üzerimize aldık. İnşallah bu sorunları kısa süre içerisinde gündeme getirip çözebiliriz. Ve birlik ve beraberlik şeklinde buradaki konuşmalarımızdan, bütün başkanlarımızdan aldığımız enerji, aldığımız mesaj şudur ki sahada mücadele ama perdenin diğer tarafında da birlik ve beraberlik içerisinde sorunlarımızı el birliğiyle hem fikir olarak çözmek ve gayret içerisinde olmaktır. Teşekkür ediyorum. Herkes için hayırlı olsun. Türk futbolu adına hayırlı olsun. Başkanlarımız adına, kulüplerimiz adına, Türk futbolu adına hayırlı olmasını diliyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herhangi bir şekilde bir soru sormak isteyen var mı? Ya abi formülü biraz gerek yok. Çünkü Mustafa abimiz var bizden, büyüğümüz burada. Abili o bize yapacak inşallah. Allah izin verirse. Ben daha arkadaşlarım yanında çok da yaşlı değilim yani. O abi modeli burası için pek uygun bir yer değil. Zaten hepsi abilerimiz ve çok değerli kulüplerin yöneticileri. Sadece belirli kişilerin ismi ve ünvanları koyularak görev yapması istenmiştir. Ama aslında görevi hep beraber yapacağız. 21'imiz birden koşturmak ve birbirimize saygı, sevgiyi beslemek zorundayız. Buyurun.